Herkese merhaba, ben Semih. Gece uyuduğunuz sırada birisi size seslense ilk tepkiniz ne olurdu? Peki ya bu her gece olsa? Ne yapardınız? Bugün size bu konuda bir Reddit kullanıcısının başına gelen korkunç ve dehşet verici hikayesini anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz, videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Ve bu arada korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımdan veya Spotify podcast kısmından ulaşabilirsiniz. Ve bu arada özellikle Spotify'daki yoğun ilgi için sizlere çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Mete ile yaptığımız komedi kategorisindeki Aynen podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi hikayeye geçelim. Başlamadan önce bir şeyi netleştirmem gerektiğini hissediyorum. Alan'ı kesinlikle seviyorum. Yaklaşık 3 yıldır birlikte yaşıyoruz. Ama birbirimizi tüm hayatımız boyunca tanıyorduk. Aslında biz çocukluk arkadaşıydık. Ve bunun bazı insanlara bir peri masalı gibi geleceğini biliyorum. Ama gerçekten kaderimizde her zaman birlikte olmak varmış gibi hissettim. Mezun olduktan sonra bile, diğer insanlarla çıkmaya başladığımızda bile, sadece birbirimizle birlikteyken gerçekten doğru hissettirdi. Bu yüzden ona çıkma teklif etmem neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Ama yaptığım için gerçekten mutluyum. Müzik, film ve hatta yemek zevklerimiz aynı. Aynı aptalca şakalara gülüyoruz ve ihtiyaç anında birbirimizi nasıl teselli edeceğimizi çok iyi biliyoruz. O tanıdığım en nazik, en kibar ve sevgi dolu kız. Hatta evlilik planlarımızda ve kendi çocuklarımıza sahip olmayı nasıl istediğimizden bahsediyorduk. Bu yüzden sadece 4 gecede her şeyin çok kötü gitmesi canımı çok yakıyor. Ayrıca Alan'ın benden başka bir ailesi olmadığını ve hiç tanımadığı ve isimlerini bile bilmediği çok uzak teyzeleri olduğunu da ön söz olarak söylemek isterim. Her zaman ziyarete gelen ve hatta başımız belaya girdiğinde yardım eden 4 kardeş ve çok sayıda kuzenle büyük bir ailede doğdum. Alan'da bunların hiçbiri yok. Hiç kardeşi yok. Ve babası o gençken ölen bir alkolik. İstismarcı bir ucube. Annesi uzun yıllar aileye tek başına bakan, çok nazik ve ilham verici bir insandı. Ve kendime neredeyse ikinci bir anne olarak görürdüm. Bu yüzden geçen yıl vefat ettiğinde ikimiz de bunu uzun süre atlatamadık. Ama Alan güçlü kaldı. Duygularının kolayca yüzeye çıkmasına izin veren bir tip değil. Bu yüzden onun gerçekten ne hissettiğini anlamak için çok da anlayışlı olmalısın. Bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyardım. Onu kendimden daha iyi tanıdığımı hissettim. Bu yüzden tüm bunlar çok garip ve açıkçası ürkütücü. Yatakta uyuyorduk ve ben rüya görüyordum. Ne hakkında olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ama nedense bundan eminim. Ta ki sesi kulağımın çok yakınında duyana kadar. Tak tak, tak tak. Yatakta oturmuş yukarıdan bakarken nazikçe saçlarımı okşuyordu. Yavaşça gözlerimi açtım. Uykudan sersemlemiştim. Hey, ne oldu bebeğim? Bana bakmaya devam etti. Sabitlendi. Ve tekrarladı. Tak tak, tak tak. Şifonyerin üstündeki dijital saate baktım. 03:27. Sadece birkaç saat sonra işim vardı. Ne var Alan? Durdu. Lütfen şakama cevap ver tatlım. Tak tak, tak tak. Güzel. Çoğunlukla bir tür sürpriz beklediğim için kabul ettim. Alan yaptığı şeyi sebepsiz yere yapacak tipte değildi. Kim var orada? Gülümsemesi açıldı ve cevap verdi. Ben değil. Bu yüzden kapıyı açma. Şaşkınlıkla ona bakmaya devam ettim. Bu ne anlama geliyordu? Öyle mi? Şaka mı bu? Evet. Yatağa uzanıp bir battaniyeyi üzerine örterek söyledi bunu. Cevap verdiğin için teşekkür ederim. Çok tuhafsın. Gözlerimi kapatıp uyumaya devam ederek cevap vermiştim. Ertesi sabah işler her zamanki gibi gitti. Garip konuşmayı sadece banyoda yalnızken, dişlerimi fırçalarken hatırladım. Ve bunun gerçekten olup olmadığından veya sadece garip bir rüya olup olmadığından bile emin değildim. Kahvaltımızı birlikte yaptık ve o normal davranıyor. Bir moda dergisinden yüksek bir sesle bir şeyler okuyordu. Açıkçası pek dikkat etmemiştim. Bu yüzden dün gece hakkında soru sorma fırsatı buldum. Başlangıçta neden bahsettiğimi bilmiyor gibiydi. Sonra gözleri bana sabitlendi. Ve dün geceki aynı gülümseme kısa bir süre için yüzünden geçti. Ve bunun sadece bir rüya olmadığını biliyordum. Bana önemli bir şey olmadığını söyledi. Ve daha meraklı bir şekilde sorduğumda dikkatini vermeyi bıraktı. Ve yapmamam gerekse de vazgeçtim. İlgilenmem gereken işim ve başka meselelerim vardı. Ve bunun bir daha olmayacağını düşünerek bu tuhaf olayı kafamdan silip attım. Ama ertesi gece onun sesiyle uyandım. Tak tak. Bir duraklama ve tekrar. Tak tak. Şimdi ne var? Dedim. Alan, ne yapıyorsun? Tak tak.
Tak tak diye tekrarladı. Bu sefer bana dokunmuyordu bile. Sadece yatakta oturmuş aynı gülümsemeyle bana bakıyordu. Ama gözleri daha büyük görünüyordu ve daha uzun aralıklarla kapanıyordu. Saate baktım. Bir kez daha 03:27. Alan hadi ne var? Birkaç saat sonra işe gideceğim. Gecenin bir yarısı uyanıp tak tak şakalarına cevap verme lüksüm yok. Tak tak kapıya bak. Bu ürkütücü olmaya başladı biliyor musun? Bu yaptığım bir şaka mı bilmiyorum ama hoşuma gitmedi. Cevapla şunu. Tak tak kapıya bak. İç çektim ama aynı zamanda küçük bir kahkahanın kaçmasına izin verdim. Elbette tüyler ürperticiydi. Ama o aynı zamanda benim Alan'ımdı. Bu yüzden beni olması gerektiği kadar rahatsız etmedi. Pekala. Kim o? Şakacı bir tonla cevap verdim. Ben değilim. Bu yüzden kapıyı açma. Nedense sırtımda bir ürperti hissettim. Daha önceki cevapla aynıydı. Ve hala ne anlama geldiğini anlamadım. Ama bunu garip, tek düze bir sesle söyleme şekli, gülümsemesiyle ve bununla ne demek istediğine dair hiçbir fikrim olmadığı gerçeğiyle iyi bir tezat oluşturuyordu. Bu ne anlama geliyor? Diye sordum. Gerçekten anlamıyorum. Sadece gülümsedi ve tekrardan uykuya daldı. Kalbimde bir zonklama hissettim. Ama aynısını yaptım. Ertesi gün neler olduğu hakkında tekrar konuştuk. Sorularımdan kaçmaya çalışıyordu. Ve ona zar zor bir şey söyleyebildim. Neredeyse bunun hakkında konuşmuyor gibiydi ki bu çok garipti. Hemen hemen her şey hakkında konuştuğumuzu düşünürsek ona iş için iyice dinlenmem gerektiğini, iyi anlaması gereken bir şey olduğunu ve her gece yaptığı küçük şakadan hoşlanmadığımı söyledim. Sadece başını salladı. Ve duygularını incitmek istemediğim ve ilgilenmem gereken işlerim olduğu için daha fazla baskı yapmamaya karar verdim. Eve geldiğimde yemek yedik, film izledik ve yattık. Tak tak, bu sefer gözlerimi daha hızlı açtım. Aslında neredeyse hiç uyuyamadım. Sadece tekrar yapacağını biliyordum ve sürekli bunu düşünmeye devam ettim. Saate baktım. 03:27. Tak tak, onu görmezden gelmeyi düşündüm. Uyuyormuşum gibi yapıyordum ve beni uyandıramıyordu. Bu yüzden en başta onları açtığımı görmemiş olmasını umarak gözlerimi yavaşça kapattım ve sessiz kaldım. Tak tak diye devam etti. Durmadı. Nefesimi düzenledim. Ama o devam etti. Tak tak. Lanet şakana cevap vermiyorum Alan. Yapma. Tak tak. Umursamadım. Ama o devam etti. Daha önce hiçbir konuda bu kadar ısrarcı olmamıştı. Görmezden gelmeye çalıştım ama sinirlerimi bozuyordu. Ve açıkçası korkmuştum. Alan bunu neden yapıyordu? Neden her gece? Dakikasına kadar aynı saatte. Ben ona cevap verene kadar neden uyumama izin vermiyordu? Tak tak. Ani bir hareketle ayağa kalktım. Allah kahretsin Alan. Tartışmaya hazırdım. Ama sonunda ona baktığımda sanki gücüm çekilmiş gibiydi. Gülümsemiyordu. Göz kırpmıyordu. Bir hayvan gibi sabitlenmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ve ağzı yavaşça hareket ediyordu ve durmadı. Tak tak. Nasıl tepki vereceğimi ya da onu gördüğümde nasıl bir ifadem olacağını bilmiyordum. Ama kalbim bir atışa atladı. Sanki bakışları beni olduğum yerde dondurmuş gibi ürkütücüydü. Tak tak. Kim o? Diye sordum. Sanki o kabustan kurtulmanın tek yolu buymuş gibi hissederek. Ben değilim. Bu yüzden kapıyı açma. Zayıf bir sesle söyledi bunu. Alan yavaşça gözlerini kapattı ve uzandı. O derin bir uykuya dalmışken ben ona bakmaya devam ettim. Kalktım ve gittim. Aşağı indim ve oturma odasındaki kanepeye oturdum. Dışarıdaki gece gökyüzüne baktım ve mahallenin sessizliğini içime çektim. Kalbim hızlı atıyordu ve yavaşlamıyordu. Kız arkadaşımla aynı odada uyumaktan çok korkuyordum. Hepsi lanet olası bir tak tak şakası yüzünden. Bu doğal değildi. Birini aramayı düşündüm. Hepsinin uykuyla ilgili bir sorun olduğunu düşündüm. Örneğin bir tür uyur gezerlik gibi. Ama hiçbir anlam ifade etmiyordu. Kendimi çok yorgun hissettim. Ve sabah erkenden psikolog olan eski bir arkadaşımı arayıp bir profesyonelin fikrini almaya karar verdim. Alan'da bir sorun vardı. Gün doğarken kanepede kaldım ve Alan uyandığında tekrar normal davranıyordu. Neden yatakta olmadığımı bile sordu. Cevap vermedim. Aslında onunla konuşmadım. Ve sadece işe gitmek için ayrıldım. Çok üzgün görünüyordu. Ama bu konuda hiçbir şey yapamazdım. İşe gidince arkadaşımı aradım. Olan biteni şimdi anlattığım kadar detaylı anlattım. Tahmin ettiğim kadar endişeli görünmüyordu. Ama gelecek hafta için bir randevu ayarlamakta anlaştık.
Şimdi Alan'ı benimle gelmesi için ikna etmem gerekiyordu. Ondan çok sayıda kısa mesaj aldım. Çok endişeli, üzgün ve hatta kafası karışmış görünüyordu. Çok özür diledi ve bu biraz kalbimi kırdı. Kendimi kötü hissettim. Yapmamalıydım ama ona cevap verdim ve bunun bir daha olmayacağına söz vermesini sağladım. Ona randevudan da bahsettim ve isteksiz göründü ama benimle gelmeyi kabul etti. Böylece barıştık. Ne de olsa bu Alan'dı. 6 yaşımdan beri tanıdığım kız. Sevdiğim ve yıllarca benimle ilgilenen kadın. Ve bu garip davranış beni ne kadar ürkütse de özellikle korkutucu, hatta tehlikeli bir şey yapmıyordu. Bu yüzden kısa bir süre için kendimi ona bir şans daha vermem gerektiğini ikna ettim. İşten eve döndüğümde birlikte kaldık. En sevdiğim yemeği bile hazırladı. Alan her zaman hatırladığım gibi nazik ve şefkatli davranıyordu. Ve hala biraz isteksiz olsam da onunla yatak odamızda yattım. Tak, inanamadım. Bana yapmayacağına söz verdi. Tak, saate baktım. 03:27. Her zamanki gibi. Tak, yüzüstü yatıyordum ve yüzünü göremiyordum. Aslında ona bakma zahmetine bile katlanmadım. O an korkmaktan çok üzülmüştüm. Sözünü tutmadığı için üzgündüm. Tak, kim o? Uyumaya kararlı bir şekilde cevap verdim. Ben değilim. Bu yüzden kapıyı açma. Sessiz kaldım ve gözlerimi kapattım. Gelecek haftaki randevuya kadar halledebileceğimi umuyordum. Şaşırtıcı bir şekilde gerçekten uyuyabildim. Muhtemelen dün geceden beri dinlenmediğim içindi. Ertesi sabah Alan'a hiçbir şey söylememeye geri döndüm. Sadece çok sınırlı yanıtlar verdim. Dünkü gibi davranıp özür dilemesini bekliyordum. Ama yapmadı. Çoğunlukla neredeyse kabul etmiş gibi hiçbir şey söylemedi. Ayrıca yorgun ya da en azından biraz zayıf görünüyordu. İşe gittim ama onu düşünmeden edemedim. Herhangi bir mesaj da gelmedi. Döndüğümde hayatımda yediğim en sessiz yemeği yedik. Ve neredeyse hiçbir şey yemedi. Yatak odasını ona bırakmaya ve kanepede uyumaya karar verdim. Bunun onu durduracağından emin değildim. Ama aşağı inip bana aynı taktak şakasını yapmayacağı umuduna tutuldum. Kendimi bir battaniyeye sardım. Bu huzursuzluk hissini üzerimden attım ve uyumaya çalıştım. Rüya görmeden derin bir uyku çektim. Karanlığın içinde kaybolmuş gibi hissettim. Sonra bir nefes sesi duydum. Gözlerimi açtığımda Alan'ın tepemde durduğunu, büyük sabitlenmiş gözleri ve tamamen tarafsız ifadeye aitmiş gibi görünmeyen büyümüş göz bebekleriyle bana baktığını gördüm. Uyurken beni izliyordu. Neredeyse korkudan çığlık atacaktım. Kanepeden atladım. Ve ben karanlık odada tökezleyerek aramızda mesafe yaratırken gözleri beni takip etti. Bir an için masanın üzerindeki saate bakabildim. 03:27. "Alan, ne yapıyorsun?" diye sordum çaresizce. Ama hareket etmedi. Aslında hiçbir şey söylemedi. Sanki camdan yapılmışım ve içimi görebiliyormuş gibi bana baktı. Sonra ön kapının çaldığını duydum. İçgüdüsel olarak o yöne baktım. Bunu başka bir vuruş takip etti. Ve başka bir vuruş. Birisi neredeyse kapıyı yumrukluyor. Alan'a baktım, hala bana bakıyordu. Yavaşça kapıya yaklaştım ve o hareket etmedi. Kapı vuruşları devam etti. "Kim o?" diye bağırdım. Durdu ve sonra bir ses duydum. "John? John, beni duyabiliyor musun? Kapıyı aç lütfen. John, lütfen kapıyı aç." Olduğum yerde donup kaldım. Ses beni çağırmaya devam etti. Ama inanamadım. Bu kapının diğer tarafından gelen Alan'ın sesiydi. Ama olamaz. "Yalvarırım John, kapıyı aç. Durum ciddi. O ben değilim. Yemin ederim o ben değilim." Yavaşça başımı çevirerek kanepenin önünde duran Alan'a baktım. Bana bakıyordu. Aynı sabitlenmiş gözler ve yüzünde korkunç geniş bir sırıtış. Kapı vuruşu devam etti. "John, kapıyı aç. Lütfen bana güvenmelisin." Ne yapacağımı bilemeden öylece kaldım. Ve ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Az önce yatak odamda uyandım. Dijital saat 04:21 olduğunu gösteriyor. Alan yanımda değil. Tamamen yalnızım. Kontrolsüz bir şekilde titriyorum. Ve neler olduğunu bilmiyorum. Onun korkunç yüzünü gördükten sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı açtım mı bilmiyorum. Polisi ya da en azından tanıdığım birini arayabilir miyim diye telefonumu aramaya çalıştım. Ama aşağıda kanepenin yanında kalmış. Elimdeki tek şey Alan'ın dizüstü bilgisayarı. Ve şu anda tavsiye almak için bunu yazdığım yer. Çünkü aşağı inemiyorum.
Koridor karanlık. Çok karanlık. Sanki gölgeler odanın içine doğru eğiliyormuş gibi. Ve aşağıdan gelen hafif bir tırmalama sesi duyabiliyorum. Ne yapmalıyım? Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.